Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Selda ev tuttu sonunda. Ve biz ev eşyası bakıyoruz. Evine de gidince size çekerim. Evet, sabahtan beri tabak alışverişi falan yapıyoruz. Bardak aldık, tabak aldık. Tabaklar içeride. Vallahi yasak mı onu da bilmiyorum da çekmek. Yasak değildir herhalde. Kime ne de sürahi de yok herhalde. Sürahi ne yapacağım, bardağı da olur hiç. Bu her şeyin en pahalısını koşuyor arkadaşlar. Ya en pahalısı değil mi? Bu kadar yani ben ne yapacağım ki? Yani fiyatlar çok... Saat elinde saatim var ya, boş ver. Bir de bu arada tuvalet şeyi de alacağız. Alt katta vardı değil mi? Evet. Biz şu tabakları bence şuraya ayırtalım. Gel. Kapat mı gel? Çek, beni çek, beni çek. Şimdi kahvaltılık için bir şeyler bakıyorum. İç açı değil ya. Ne var Selda? Balıklı balıklı iyi işte, kayıp ötülü. Aşıraymış bu. Şundan al işte. Şuraya peynir koyarsın. Peki şu anda peynir mi oldu? Zeytin, meyve. Şuraya bakayım. Şu an çaydanlık bakıyoruz. Çaydanlık. Ve gidip aldığı çaydanlığa bakar mısınız? Tek kişilik. Arkadaşlar dedim ki şunu al dedim. Ne var sanki? Ben bunu inanı tanırım. Anladım da benim hiç arkadaşım, eşim, dostum gelmeyecek mi? Ne olacak eşin dostunun evinde? Kristal çaydanlık mı var mı? Ama kanka ne derdi? Tamam sen onu al. Valla ben anneme de en şu da çok güzel mesela. Kaç lira? 1700 lira. Arkadaşlar bana çaydanlık aldım. Ne var sende? Evet. Buradan vallahi duyuruyorum ben size. Ben hediyesi istiyorum. Bu saatte beni de isteyecek. Ev hediyesi. Evet. Selda'ya ev hediyesi. Ev. Aramızda para toplayın, alın. Bence çok güzel. Kendi temizlik yaparken. Annem asıl. Hatice Tunç. Oğlun top istiyor. Arkadaşlar ben nasıl tencere alacağım? Başladım. Şunu al. Her şeyi pişir bunu. Makarna, çorba, pilav. Pişsin bunu, yıka, ondan sonra diğer yemeği pişirmeye başla. Kanka şundan nasıl makarna pişirme lan? Evet arkadaşlar. Selda'nın evine geldik. Alışverişlerimizi yaptık. Hepsini şöyle detaylı bir şekilde gösterelim. Mükemmel, olağanüstü tabaklar almış arkadaşlar. Ben aşık oldum vallahi hepsine. Arkadaşlar paraya kıydım. Annem video izlerse şöyle yeter bana şimdilik. Çok şöyle güzel arkadaşlar. Bunu da arkadaşlarım kahvaltı yemeğim gelirse diye. Şunu kahvaltı olarak, şunu akşam yemeğinde servis yapmak için. Şunu da yanına çorba koyayım diye. Mesela bundan 4 tane almamış mıyım? 3 tane. Yo 4 tane. Bak 1. 4 tane. Şöyle kötü. Sofra aldım. Sofra aldım. Bir de ne aldım? Şöyle çarşaf aldım. Yorgan yüzünde yok. Onu da yarın alırım herhalde. Yorgan zaten yatılma oranı. Ben kendime bile zor yatıyorum. Bunu da arkadaşım hediye olarak aldı bana. Parasını gönderirken aldım. Teşekkür ederim. Ay fincan takımı göstereyim hele. Aldım. Çok güzel. Renkli. Ayrıca biraz karışık. Benim zaten fincanım var birkaç tane de takım değil. Arkadaşlarım evime misafirliğe gelecekler. Onlar geldiğinde ne yapayım? Daha yaparız diye aldım. Şöyle şey aldım, baharatlık. Bunların tanesi 3.99, 4 liraydı. Nasıl yiyorlar? Şurada tabaklar 50 lira tanesi. Şundan sonra şu 80 liraya ne aldım çay şeyini? Şöyle bardağını. 80 liraya aldım. Bir de şeyini 250 mi? Öyle bir şey aldım. Ondan sonra bardağı aldık arkadaşlar. Bu 80 mi? 90 mi? Öyle bir şey herhalde. Bunda şöyle zeytin falan koyarım diye. İşte reçeli falan yemem de ben. Esmer yemeyeyim. Bunda şey, evet bu da şey. Kahvaltılık. Arkadaşlar ben işe gidiyorum ya, hızlı hazırlamak için. Yani böyle hazırlayacağım. Hani hemen atıştırıp çıkarım diye. Yani bence bana daha iyi olur. Ağız da kapalı ya.
Bunlar da durmasından önceden alıyoruz diye düşünüyorum. Bunların misafir geldiğinde de konuşuruz. Bunu da kendimiz hiç de batmaz. Ben kahvaltılıkları hazırlayacağım. İşe giderken hemen pratik olsun. Yiyip çıkarım diye. Yani ben onun için aldım aslında. Ne yapayım? Aynen. Bu da 80 TL. Sen de bu uyuyacak mı? Ne? 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 Şöyle bir bulaşıklarını koymaya. Hani bulaşıklarını aldım. Ben her şeyimi aldım. Bulaşıklarım. Biraz eğri gibi de düzelir. O başka yok. Şöyle banyo terliyim. Aşkım mı düzelmez sana elimi aldım ben. Düzelir anam o. Düzelir o. Öyle öyle. Bağını düzgünce düzeliyor. İçine şey üstüne bulaşık yıkarsak ben rendemiz de aldım valla. Ne yapayım? Şöyle şekerlik aldık. Aynen normalde ben şeker kullanmıyorum arkadaşlar da işte dediğim gibi arkadaşlar falan gelince. Bunun kapağı nerede? Bu tarafı. Tamam dur. Bu da tıkanıyor değil mi? Arkadaşlar çok ucuzdu ondan aldım valla. Bir daha bulamadım. 25 liraymış. Şöyle şekerliyim. Bunu da kaç liraya almışım? Bu da 40 TL. Almışım. Şu bıçağı ne zaman aldın ya? Bunu da valla kışın meyve neyim doğrarız ya. Ne yapayım etme yeşil lazım. Öyle deme. Ben valla arkadaşlar orada da şey kazanamazsam yok. Ben de ev tutacağım yapacak bir şey yok. Çatal. Kızım. Meyve bıçağı ayrı olur yani. Bir gün meyve bıçağı yok mu? Ne yaptın şimdi? Şöyle plastik kase aldık. Bunlar 10 TL'ydi. Bakayım öyle tanesi mi olacak? 10 lira arkadaşlar. Çekirdek çitleriz. Çorba içerim ben. Günlük olarak kullanırım. Hırgır marka. Elektrik sistemi yok. Şu an alamam yani pahalı elektrik. Fırınım yok. Banyo şey aldı işte. Annem görürse bir bak bana da kaşık almış diye. Bu çay çaydanlığının içine takarım diye aldım. Elektrik şeysi. Çatal, kaşık. Valla öyle pahalı değil yani. Mesela şu çay kaşığı 30 lira aldınız. 30 lira mesela şu. Şu 40 TL arkadaşlar. Yani çatalları falan 50-60 lira aldım. Böyle de bir tekstil aldım. Temizlik malzemeleri bizde. Yani şu tursun 300 liraya düşmüş arkadaşlar. Ben dedim ev yani sonuçta bir gün bitecek yani. Bitmeden alayım ben. Çift aldık, temizlik almış. Acı aldık. Bundan mı almışsın Sevda biz bunu da göre? Valla evet. Arkadaşlar şöyle de banyomun paspası yoktu. Ayağımı ıslamıyorum. Sabah benim yüzümü yıkadım, fark ettim. Şöyle de banyo paspası aldım. Şurada da banyo çekeceği neyim var? Şöyle tel aldım. Tuvaletin içini yıkayacağım çünkü. Biraz şey yapmışlar. Bir de temizlik malzemelerim vardı. Nerede bilmiyorum. Peçete aldık şöyle. Ya temizlik malzemesini gördünüz mü? Şunlar mı? Ve burada sadece bunlar var. He he. Bir de şu poğaçız var zaten. Deterjan var. Sıvı deterjan aldım. Sünger aldın mı? Süngerim var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle süngerim var. Valla şunu işte gösterdin mi filmi süpürgemi? Gördüm de Avrupa'dan gösterdim. Ben yani şimdilik bundan süpüreceğim arkadaşlar maalesef. Yani elektrik süpüresini ya, alamam. Olsun, çünkü gerçekten çok yani 8 bin lira kira verdim. 8 bin lira depozito verdim. Ondan sonra şu yani 30 bin lira para verdi. Hiçbiri yok şu an. Daha dolaba hiçbir şey almadım. Evet arkadaşlar daha dolap içine... Yani bomboş açın göster gel. Aç göster. Gerçekten. Bir diğer kaldığım yerde yumurtam vardı onu getirdim de sodam var gerçekten başka hiçbir şey yok yani yalan konuşmayayım. Ondan sonra alacağım yani ütüm yok. Ondan sonra eksik olarak fırınım yok. Şimdi en önemlisi elektrik süpürgem yok yani. Ya, şu an 1-2 ay alamam. Işıktayken de fırınımız yok. Şu şeyle falan işte falan idare edeceğiz artık kırılmasa da yapacağım. Anam bu evin haline koz. Zaten arkadaşlar tek kalacağım için işten gelip yani yatıp uyuyacağım. Tek konu süpürgeler olsun. Şunu işte Esmer'in Melisa çalı süpürgesi annemin evde köyde kullandığı süpürgeyi mi aldı? Uzun aldırmadı. Tozar ödedi. Bu tozmadı ya sana. Kız. Zaten ev küçücük. Şöyle diyormuş da be. Ev temizledikten sonra her evi yerleştirdikten sonra onu da videosunu çekeriz. Aynen evimi gösterebilirim size. Benim için sorun değil. Dağınıkken de çekelim yani arkadaşlar. Şu an dağınık ama temizledikten sonra da çekelim. Aynen gizli misafirim yok yani. Önemli değil. Göstereyim mi? Dediğim yani gibi şu an yani gel gösterelim. Arkadaşlar şurası normal işte.
Yani çok küçük yani. 40 metrekare falan ama ancak gücüm buna yetti. Çünkü yani evler gerçekten aşırı pahalı arkadaşlar. Ben 2 ay ev aradım yani. Çünkü kaldığım yer çok kötüydü. Dedim ki yani param da olmasın. Açta kalayım ama kendi evime çıkacağım dedim. Yani çok kötü yani gerçekten. O kaldığım yer çok berbat yani. Arkadaşlar burası yatak odası. Şöyle göstereyim. Evet, kusura bakmayın biraz dağınık da. Daha yeni geldik arkadaşlar. Hiçbir şey yerleştirilmedi. Şöyle ben dün akşamdan bir şeyler getirdim arkadaşlar. Getirdim üniformalarımı falan, çantalarımı falan koydum buraya. Şurada da şeylerim var işte. Makyaj ürünlerim falan. Aşağıda göstermeyeyim. Orada şeylerim, böyle kıyafetlerim var. Çantayı. Şöyle gel banyoya. Bornozum var. Aslında havlu da almam lazım. Bornozum da eskidi de. Bunu birkaç ay hafta kullanayım, idare edeyim. Şurada da çamaşır makinem var arkadaşlar. Dünden şunları getirmiştim. Şurada da işte şampuanlarım falan var. Hani burada da şöyle hani kişisel eşyalarım var. O şekilde yani çok küçük yeter bana. Ben de çok şirin arkadaşlar. Benim zaten hayalim böyle 1+1 evde yaşamaktı. Çok güzel yani arkadaşlar, ya. Ben gerçekten tek başta kalsam. Çok yoruldum yani. Artık bir de yaşım geçiyor ya. Artık insanlara tahammülüm yok yani. Tahammül edemiyorum. En iyisi yalnızlık yani tek başına yaşamak. Kardeşim gelir gider, annem gelir gider. Okey. Ama mesela birinin varlığını artık kaldıramıyorum. Hani evleneceğim tabii ki evet ama hani yabancı biriyle aynı evde yaşamak gerçekten çok zor. Ve aşırı zorlandım kapı, yani. Ev sahibine sor da nereden almışsın? Kapı lengi yok mu? Valla çok iyiymiş kapı. Çok güzel, evet. Ben böyle yani, kapıları seviyorum zaten. Yani sırayla yapacağım. Başka çarem yoktu. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Seher, Bedirhan, Elif. Onu seven erkek arkadaşı. Ondan sonra işte yani hepsi beni çok destekledi. Dediler hani çık yaparsın. Niye yapamayasın? Yardımcı oluruz. Mesela dün arkadaşım getirdi kıyafetlerimi. Saat valla 12 miydi neydi bıraktı gitti. Ondan sonra bugün işte bu aldıklarımızı Seher'le erkek arkadaşı getirdi bıraktı. Sağ olsunlar arabalarıyla. Araba olmayınca çok zor oluyor. Ondan sonra işte şimdi evi toplayıp gideceğim. Sonra 11'e doğru falan iş arkadaşım var Bedirhan. Benim sekreter arkadaşım. İşte o getirecek. Onları da bırakıp gidecek. İnşallah hepsini bugün getireceğiz. O şekilde yani. Ne yapalım? Yavaş yavaş toparlanıyoruz. İşte tavanla tencere yoktu. Alamadım. Gerçekten çok pahalı. Yani bir düdük bir tencereye baktım 1,5 milyar falan yazıyor. Dedim yani şu an onu alırsam ben ay sonunu getiremem dedim. Aslında çok pahalı şeyler değil yani. Mesela elektrik süpürgesi 4-5 bin lira ama asgari ücret alan birisi için çok uçuk bir rakam yani. İnsanlara Allah yani Allah yardımcısı olsun. Herkesin gerçekten çok zormuş ev taşımak, ev kurmak, ev dizmek. Vallahi ben öldüm arkadaşlar. Hasan'ın zamanla beni oradan oraya poşet taşı. Şimdi yap bunu ya. Valla anneme çaydanlık almıştım hediye olarak. Annene günde mi aldım? Onu da geri bana göndermiş. Çaydanlık alacaktım 700 liraydı. Almadım. Tava, tencere ve çaydanlığı evde. Bir tane tencere, bir tane de süzgeç getirdim. Tava koymuş annem. Bir de çaydanlık koymuş. Yeter bana şimdilik yeter yani. Onlar gerçekten çok pahalı. Bir tencere 700-800 TL. Ben onu şu an... karşılayamam yani. Hepimiz bir odaya geçsek biter. Valla benim böyle evim olsa nasıl mutlu mutlu yaşarım. İşte ben de tam olarak kimseye dalanmadan. Valla. 8000 lira kira verdim. Niye üniversiteyi bitirince bir işe girmişsiniz tabii. Evet. Ya biraz güçlü olmaya bakın artık hayatım. Ben 17000 lira maaş alıyorum ama bir şey yapamayacağım. Oradan gelmem ben. Evden bir yıl sonra çıkar mısın? Çıkmayabilirim yani. Atamana kadar arkadaşlar atamana kadar buradayım yani yalan söylemeyin. Allah izin verdi anlaşırsa yani. Biz sorun yaşamazsak ev sahibiyle. Ev sahibim de çok tatlı bir hanımefendi Uşak'taki bu arada. Uşak'taki ev sahibimize de hiçbir sorun yok. Aynen gerçekten. Uşak'taki ev sahibim bize teşekkür etti çok yani. Gerçekten, gerçekten giderken. Hani de hiç rahatsızlık vermediniz dedi. Hiç sizin ben kötü bir kendim. Arkadaşlar biz zaten sabah işe gidiyorduk. Akşam gelirimize geliyorduk. Ben vardım. Akşam ağrı sesi çıkmamı verim. Ben de vardım. Arkadaşlar mesela arkadaşlarım gelmek istiyor mesela örnek veriyorum iş yerindeki arkadaşlarım hani anlatıyor şöyle yaptım böyle yaptım ben gidiyordum oraya yurda yani hiçbir şey yapamıyordum yani tamam yemek var evet tamam yemeğimi yapıyorlar ama ben mutlu değildim yani anladın mı her şey para değil yani mutlu olmak da lazım yani kafan şuran rahat olmadı mesela işe gidiyorsun işte sinirli oluyorsun oraya yansıtıyorsun biz bir de sağlıkla ilgili çalışıyoruz
Yani hastalara bunu yansıtmak zorunda değilim. Yani hastalar bunu çekmek zorunda değil. Herkesin bir acısı var. Onlar da acı çekip geliyorlar bize. Yani oradaki insanlarla çok anlaşamıyordum. Mutlu değildim yani orada. Yani ne kadar da param gitti yani. Yapacak bir şey yok. Ne yazmış? Yani doktorum verdi. 5000 lira da ondan aldım. Onu da ödeyeceğim yani. Taksitle, iki taksitle ödersin dedi. Aynen. Çünkü gerçekten hani bir yerden başlamam lazımdı. Hani Hasan geliyor, çocuğun mesela akşam maçı oluyor saat 8'de, hoca mesaj atıyor. Örnek veriyorum. Götüremiyorum Hasan'ı yani ve üzülüyorum. Çünkü neden bu çocuğa emek veriyorum, ben para veriyorum. Ya da ne bileyim, Esma gibi sınava gittiler mesela. Burada kaldılar benim yanımda. Kendi evimde olsam daha rahat ederdim. Mesela orada aynı yataktaki kişi yaptılar. Yani burada da çok büyük değil ama yine de ev benim sonuçta, anladınız mı? Mesela o da arkadaşım vardı. Esma Gil geliyordu. Yani rahatsız olmuyordu belki. Belki de rahatsız oluyordu, bana söylemiyordu. Ben insanları çok rahatsız etmek istemem yani. Bundan da hoşnut olan bir insan değilim. O şekilde. Biz buraları toplayalım. Ondan sonra evi toplayalım. Size sonra topladıktan sonra son halinde gösteririz. Sonra biz çıkacağız. Yurda gitmemiz lazım. Oradaki eşyaları tamamen toplayacağım. Aşağı indireceğim. İşte dediğim Bediren arkadaşım getirecek. İşte kışlık kıyafetlerim, ayakkabılarım, kitaplarım falan orada arkadaş. Onları getiremedim maalesef. Yani onlar da Bedirhan arabası büyük. Bizim araba gibi Doblo. Onun arkasına koyacağız, getireceğiz. Yani sağ olsun, yani Allah razı olsun hepsinden. Hep benim yanımda oldular, destek oldular. Onlara teşekkür ediyorum buradan. İnternetim yok. İnternet bağlattım. O da pazartesi günü geleceklermiş. Ben de işe gidiyorum dedim. Dediler hani hep hafta içi gelebiliriz. Hafta sonunda gelebiliriz ama 1'e kadar gelebiliriz dediler. Ben 1'de zaten işten çıkmıyorum. Onda Melisa ya da Esma kim kalacaksa kalacak pazartesi günü şey yapar. İnterneti bağlatır, ondan sonra mecbur yani, yapacak bir şey yok. İnterneti bağlatacak. Ondan sonra anahtarı getirir bana, sonra köye gider. Evin büyük bir kısmını halletti Serda. Her şeyini aldı. Yo yo, ben her şeyimi aldım. Yiyeceğim işte. Yiyeceğim de 1000-1500 o da tutar yani, ona bir şey değil. Tabii ki daha fazla tutar. 2000 lira ama hiçbir şey almıyor. Kim olursa olsun bir yağdır. Sadece aynı tüş. Arkadaşlar 2000 lira tutuyor yani. Yani yumurtam var şimdilik ama hani 2 kilo domates alsan, 2 kilo salatalık, 2 kilo biber, 2 kilo ne bileyim patlıcan alsan. Ondan sonra salçası, yağsı, tuzu, şekeri büyük ihtimalle 2000 lira da oraya gidecek. Yani onu gözden çıkardım artık. Yapacak bir şey yok. Seni büyük yağ alacak değilsin. Şu kadar yani yeterse. Ama artık burada kalacağım ben sürekli yani. Mecbur almışken bir kere alayım. Yani şu anlık evet 2 litre falan alırım. Yani çünkü gerçekten sıkıştım. 2 litre alırım. O bana bir hafta 10 gün falan yeter. O zaman da zaten maaş alacağım da maaşla geri kiraya vereceğim. Vallahi benim YouTube maaşım kup gidiyor, hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi arkadaşlar bakın, maaşım yatar, hiçbir şey yapmam. İnternet öderim, kiraya gönderirim. Bana elde var sıfır. Gerçekten yani hani bence asgari ücretin 30 bin liradan aşağı olmaması lazım yani. İnsanlar gerçekten güzel bir yaşam olsun istiyorlar. Aynen öyle. Normal rahat bir yaşamak istiyorsan 30 bin liran olması lazım. Buraları toplayalım. Önce bunları yıkayalım şuraya. Melisa senin işin ne biliyor musun? Sen gidin bütün şunları yıkıyorsun ora. Biz de ya şuraları süpürüyoruz. Sen de banyoya iş yapıyorsun. Aynen. Ben de buralarda bir şey yaparım. Bugün böyle kabasıyla süpürün. Ben yarın temizlerim. Ama bugün mutfağı temizleyelim. Aynen. Halıyı serelim. Esma banyoyu yıkayacak biz zaten. Telliğini giysin. Olur mu banyoyu yıkasın? Ayrıca telliğimi falan getirmedim daha. Yurtta iki tane telliğim var da getireceğim akşam gelirken. Neyse efendim, biz temizliğimizi yapalım. Temizlikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, temizliğimiz şu an itibariyle bitmiştir. Burası banyo. Sevdagil her yeri sildi. Buraya ben girmedim, bana ait. Ya o kadar detaylı temizlik yapılmadı ama hani bugün zaten çok yorulduğumuz için öyle yüzeysel yaptık. Yani çarşafını serdik. Halısını serdi. Buralar süpürdü o şeyle, adını unutuyorum. Mopla, fırçayla buraları süpürdüm. Elektrik süpürgesi yoktu arkadaşlar, senden de almamış. Yani öyle süpürdüm, mopladım, kuruduktan sonra halı serdik, çarşafını serdik. Evden yorulan falan gitmiştik, onları katladık. Birazdan Selda gelecek. Çantalarım var işte. Birazdan da Selda gelecek arkadaşlar, birkaç tane kıyafetler attık. Onlar bugün şey yapar, yarın. Kıyafetleri yok lan, kışlıkları var. Onlar bazanın altına koyulacak. Onları bazanın altına koysun. Şöyle. Evini, halısını serdik.
masasını koyduk. Şuraya Kazım ayakkabıları döşlemiş. Ayakkabılık alacaktık da almadık. Ayakkabıları mı döşlemiş? Şöyle dolabına eşyalarını yerleştirdim ne varsa. Sonra kendisi alsın. Zaten daha mutfak alışveriş yapmadık. Şöyle çaydanlıkları yıkadım. Oraya koydum. Bulaşık deterjanlarını da oraya koydum yer yoktu diye. O da şeyleri, baharatlıkları, o da az kuruduydu oraya koydum. Mesela şuna mı? Koyacaktın? O banyonun. Tamam şöyle. Böyle fincanlarını yıkadım, bardaklar varmış sonunda. Kahvaltılıklarını yıkadım, tabaklarını yıkadım arkadaşlar. Buraları hep sildim, süpürdüm. Şöyle kaşıklıklarını buraya koydum. Burası zaten arkadaşlar kendisinde var yani. Benim bir şey değildi. Buraya kaselerini koydum. Kendisi sonra değiştirirse bilemem. Buraya da işte böyle cezvesiydi. Annen tencere falan saldı. Kevgir, tava onları koydum. Buraları da sildim üst tarafları. Buralara da tabakları koydum arkadaşlar. Şuraları da sildim. Orada daha boş. Buraya fincan ve şeyler koyacağım. Bardakları su bardağıydı. Şöyle masasını da sildim. Şuralarda kağıdını topladı zaten. Ev benlik değildi. Şöyle. Evi seni ben yaptım. Ben size bulaşmadım. Olsun mesela. Halı neye sevdim. Şurada televizyonu var. Şuraları dırgıladım. Şey, süpürgeyi yoktu. Oradan dırgıladım. Arkadaşlar ben burada kapatayım. Belki seni daha gelince çeker miyiz bilmiyorum. Annem sonra kendisi devam ettirsin evde. Bu kadardı yani Selda taşındı işte öyle. Yoruldum vallahi arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kaçıracaksın dışarıya. Dur. Haydi gitti. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar bugün misafirim var. Takipçilerimiz var arkadaşlar. Hoş gelmişler. Babana çok benziyor. Umay'cim dökersin. Babasına benziyor. Hepsi, ikisi babasına benziyor. Şu büyük annesine benziyor. Katı katı. Bizi sahipsiz. Sevmişler gelmişler. Çay içiyoruz. Esma çay demledi. Kağıdında kek yaptı. Gel. Sen dikkat et. Dur. Ay. Umay her zamanki gibi durmuyor. Dur yaramazlık yapıyor. Dur. Haydi. Normalde arkadaşlar ablanın da YouTube hesabı varmış. Ama işte kapatmış. Ben şey yaptım ya. Kanalının adı Seher Eren. Ne oldu? Yok. Evet. Seher Eren değildi. Seher baktı. Öyle bir şarkım vardı. Seher baktı. Orada da öyle. Bak kıskandı. Aslında çok da şey değil, eski değil yani. Ben artık bunun ablasıyım işte, git. Anne kızım kıskandı mı? Bebeği kıskandı vay. Esma şey aldı arkadaşlar, bebeği aldı ya. Bunlarda küçük bebekleri varmış. Umay hemen kıskandı, böyle ağlamaya başladı. Ben video çekerken benden şey beklediler. Hep böyle daha konuşmamı değiştirmemi istediler. Ben mesela ekmeğini yedim. Diyorlar ya ben ekmeğini ye diye böyle köy usulü konuşuyorum hep. Öyle şeylerle falan hep şey yaptılar. Sonunda. Ben yani Almanya'ya gittim diye kendimi taşıyamam. Gene aynı konuşuyorum. Aynı şeyler yapıyorum. Orada da burada da. Yani sen dilini değiştirdik. Ben de böyle konuşuyorum. Evet. Geliyoruz, gidiyoruz. Bazen yazıyorlar. Geliyoruz, Katıcan'ım. Gidiyoruz, Katıcan'ım. Ne oluyor, ne yapıyor? Yani köyde de nasıl konuşuyoruz? Öyle konuşuyor. Konuşmamızı mı geliyoruz ya? Geliyor dedik biz, geliyor. Geliyor çekiyor, bir video yapıyoruz diyor, konuşmamızı değiştirerek değil. Ben neysem oyum, ben vallahi neysem buyum, ben hiç YouTube çekiyor öyle. Değil yani. Benim kendim bu. Aynı aslında Aksaray'ın şivesini seviyorlar ama. Evet. İşte. Herkesin kendi işine göre şivesi var, konuşması var yani. Sen bunu değiştiremez ki. İçimizden gelir bu konuşma bizim. Aynen. Ben senin konuştuğunu konuşmam, sen benim konuştuğumu konuşamaz yani. Öyle. Umay, ne yapıyorsun? Lan bir de sıcak var. Vallahi yazın bu burada oturma hiç oturmuyor. Böyle ilkbaharda da böyle yağmur falan yağıyor, çok güzel oluyor burada televizyon izlemek. Nerede lan? Yağmurun sesi. Orası çok esiyor. Hem manzarasını. Burada esiyordu bu sabah. Nerede? Burada değil ama bizim orada daha çok esinti var. Nerede ya bu? Tam bir de şey ya. Yüksek yuvası. Pillerde. Ya bir de buranın şura kapalı. Evi yaslı. Bu taraf kapalı. Şu taraf kapalı. Evi kapalı da gelsin ye. İlk gelecek kil yok ki. Of. İstene çay, sen çay içmiyorsun. İçiyorum. Çayın soğudu. Ne halde? Biraz çekiniyorsun abla sen. Ben farkına vardım. Ne çekiniyorsun? Arkadaşlar benim adım Ömer. İçmem de. Hadi Ömer konuş. İçeriz biz.
Kahve. Ömer kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Hayalin ne peki senin? Ne olmak istiyorsun? YouTuber. YouTuber. Ben YouTuber. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Ömer de böyle bir yatkın bir çocuk. Yani istiyor, istekli bir çocuk. Annesinin kanalına da böyle çok konuşkan bir çocukmuş. Benimle kek falan yapar. Çok iyi bence. Eşittir sen. Daha eşittir fazla değil ki ya. Bilmiyorum ki. Evde 200 miydi? Zaten sevilirse seni seviyorsun. Sevmedin diye olmuyor da sevmedin. Dur bebek dışarı tamam mı? Konuşacaksın bunu tamam mı? Umay. Şöyle durgun insanlar sevmiyor. Dur mercanını düşmesin. Alışkın o. Devrilir o. Alayım elime. Aslında bilmiyorum. Olabilir. Şey, dur. Aslında burada İtalyanlar var benim de. Benim birazdan görürler. Yarın görürler seni. Tanırlar. Bazıları yanlış anlıyor, bazıları şey yapmıyor, biliyor musun? Almanya mı güzel, Türkiye mi? Her bakımdan. Şimdi, şey olun, tarafsız olun. Şöyle şey yapayım. Aslında yaşamda Türkiye'de daha iyi böyle. Ama tabii köylerde, şehirlerde paranla alacaksın, paranla yiyeceksin. Ama yani köylerde mesela bahçede ekiyorsun sen, bir ay iki ay o doğal şeyi alıyorsun, hatta kışın da yiyorsun. Evet, dolaba koyuyorsun. Domatesi, biberi dolaba koyuyorsun. Umarge. Şehirlerde öyle şey yok, Almanya'da da yok. İş yönünden şehirlerde iyi. Almanya daha iyi iş yönünden. Evet, iş yönünden iyi. Ama sosyal hayat yok orada işte. Oradaki sana çok sakin ya, böyle hiçbir şey de yok yani. Ya sakin, ben sakin değilim aslında. Ben pek sakin değilim yani. Çok hemen sinirlendim, biraz ağrım. Hatta Aksaray'da bir tane kadın var, Almanya'da yaşıyor, bayağı takipçisi var. Ben lafı götüremedim. Acayip ağlarım, hemen bir şey film falan izleyeyim, duygusal adam. Hemen ağlarım. Cadiyalar gibi. Ben de öyleyim. Ben de Başak Burcu'm, çok ağlarım. Bırakta ben de hemen de kovayım. Almanya'ya gittiğim sıralar çok ağlıyordum işte. Hemen böyle film izledim ve hani anne böyle ben aile şeyi. Evet, o zamanlar daha çok şeydim de şimdi. O Almanya'ya gittiğinizde o şey adı ne? Mesela televizyon izliyorsunuz ya. Aha. Türkiye'deki televizyonu mu izliyorsunuz, oradaki mi? Ben onu çok merak ediyorum. Ben Türkiye şeylerini izliyorum ben. Allah Allah, nasıl oluyor? Filmlerini izliyorum. Ha, o çıkıyor yani karşıya. Aynı kanallar var orada. Çok sağ ol. IPTV üzeri ya. Ha, ben. Gerçi Turkuşat her yerde var ki. Turkuşat Türkiye. Var da bizim oturduğumuz bölgede mesela çanak takamazsın. Orada yasak çünkü. İnternet üzeri izliyor. TV Plus gibi bir şey. Salih gel buraya. Umay, bırak atlasa cam atacağım. Sizin orada bir şey yapamıyorsun. Mesela evin önünde bile bir şey olsa size kağıt geliyor değil mi? Bildiriyorlar. Ya şimdi çanak falan takamazsın, görüntüyü bozuyor diye. İşte o yüzden bak, onda bahsediyorum. Kendi dairen olsa yapabilirsin. Kendi evin olsa. Biz de zaten kiradayız. O yüzden şu an imkanı yok. Yani. Anladım. Umay'cığım. Yapıyoruz bakalım. Biz ne yapıyorsun? Kirada oturuyoruz. Burada da kaynananın evi doğuyoruz. Atlosu yaptırmış zamanında. Şu an biz üstte kalıyoruz. Kaynanam aşağıda kalıyor işte. Öyle. Umay, umay. Umay tam... Türkiye'de çok yurt dışına şey yapıyorlar da, ne bileyim, daha işte lüks yaşıyorsunuz, lüks giyiyorsunuz, geziyorsunuz diyorlar. Şimdi ben bu sene geldim, baktım, ya aslında Türkiye Almanya'ya geçmiş, yani yurt dışını geçmiş. Alışveriş konusunda değil mi? Yurt dışı tam tersi Türkiye olmuş aslında. Türkiye aslında fakiriz fakiriz diyor da biraz da... Ama insanlar ne yapsın, bıkmış artık sen mesela. Bir şey almak istiyorsun, alamıyorsun ya, artık insanlar çok çalışıyor, onu alıyorlar. Örneğin artık herkesin elinde bir iPhone 13, 15, her şey var yani. Biz iPhone alamayız orada. Biz şey, alamayız, bayağı pahalı orada iPhone'un. Şimdi Türkiye'de herkes, kime şey yapsak iPhone buluyor. Evet. Hepimiz valla aldık, ne yapalım yani. Dur aşkım, dur. Aşkım, aşkım.
Ama ben de ne var orada? Umay'ın yanına gel de gel. Salih buraya gel oğlum. Sen istiyor gel Umay. Umay için al. Umay alıyor seni. Sen oraya gidiyorsun. Gel. Umay sevgilim bak. Salih gelir misin? Gelmez. Dudağım gelmesin. Şak gel. Umay al aşkım gel. Gel davul çalalım davul. Hadi oynayalım hadi. Davulunun teşhisi nedir? Bu teki bunu. Teki de bulamadım valla arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyorum. Saat geldi ya o bunda kayboldu. Yo ondan önce de kayıptı o. Bulamadım. Bir yerine koydun. Melisa bir yerine mi koydu? Ne yaptı? Hadi bu kızım. Umay evi bırakacaksın. Evin her yerini kırıp geçirecek. Öyle. Rekord yapmadım. Bir bakmışsın burada bir de bakmış tabağında. Ömer kaça gidiyorsun sen? Dörde geçtim. Kazanda beşe geçtim. Orada kaça gider okullar? Yani kaçıncı sınıfa kadar gidiyorsunuz? Şimdi ilkokul dörde kadar. Ondan sonra... Beşinci ortaokula geçiyor. He. Öyle. O şey ne kadar sürüyor kasım? Şimdi Real'e gidecek ya. Real'e 10 sene. 10 sene mi? Hani bizimki gibi yani. Toplama 10 sene yani değil mi? Öyle mi? Ya. Devam okuyabilirsin de bilmiyorum isimlerini şimdi. Ha. Üniversite falan meslek yapmıyorsun. 10 sene gittikten sonra... Ama orada kendi yeteneğine göre şey var diye biliyorum ben. Nasıl? Kendi yeteneğine göre şey oluyor değil mi orada? Evet, sen kendini seçiyorsun işte. Dalını. İşi yapmak istiyorsan. Ama şeyin de önemli, notların falan. Düşesin oradan gel. Her türlü orası buraya göre geçmiş yani. Ömer kondoha. Ya orada her şekilde şey meslek bulabilirsin yani. İşte burada bilmiyorum da anasın. En iyi mesela mühendisler, mimarlar bile işsiz. Okuk okuyanların hiçbir işi. Atanma işi. İşsizlik. Zaten iyi, atanma o yok. Şimdi işsizlik diyoruz da yani. Gel burada iş var dedim mi de gelen yok yani. Gerçekten yok. Köylerdeki insanlar. Bizim köyde öyle yani bak. Çabayan ayarı değişmiş. Taze şey. Onur abi. Açıklama. He işte öyle. Onur abi. Efendim. Sende neden iPhone var? Ben iPhone'u seviyorum. Ben iPhone seviyorum. Normalde ben hep kaç yaşına kadar şey Android kullandım. Salih içeriye girsin. Ama sonra iPhone. Redmi 8'dir. Bak 5 yıl kullandım. O telefon benim. Redmi 8 güzel. Evet. Telefonum bozulmasa yine değilsin. Ben telefon meraklı değilim ama kaliteli bir şey. Kaliteli bir şey. Evet. Telefonum bozuldu o yüzden aldım. Zaten genelde o yüzden alıyorum. Kamerayla zaten telefon aynı fiyatta. En iyisi telefon al, her şeyi de kullan. Bozulmasa yine değişmez. Kameran kötü çekiyordu ama bunlar şu an. Bozulmadan üçüncü ikiye ayrıldı. Mecnun bu almak zorunda kaldım. Çok arada bunu aldı. Kendi de kalitesi iyi çekiyor dedi video şeyi. Evet, evet. O yüzden. Yoksa telefonun hiç markası benim için önemli değil. Onur abi bir de hani var ya YouTube'cular mesela bu kadar abone geliyor. Ondan sonra da bir şey kazanıyorlar. Ne kazanıyor? Böyle... O anket değil de ne o şey. YouTuber'ın kendisi şey yolluyor ya böyle kupa gibi bir şey. Ha. Madalya falan. 100 bin şey. 100 bin plaketi. Var mı onda 10 sene? O kadar. Keşke alsa. Onun için bayağı çalışmak lazım. O sırada benim 6700'in ortama girişi takipçi. Bizde daha 15 bin ama 6 olacak daha. Daha 100 bin olmaya çok var ama olacağım merak etmeyin. Burada YouTube'culardan bir şey de var. Onlar sen bir laf. Elmas da bir de şey de var. Hasan'da var galiba. Evet. Aynen aynen. Elmas abla bayağı çok. Bir şey olduğu için uğraştığı için onu çok takip. Aynen. Ona mı geldi böyle şey? İki kişiye geldi. Elmas ablanın plaketi geldi mi? Ben bilmiyorum. Daha gelmedi de sipariş verdi diye biliyorum. Peki YouTube'un kendisi mi size mesaj yazıyor? 100 bin olduğunuz şu şeyi yollamam lazım size. O zaten YouTube Studio'da belli oluyor her şeyin. Aynen. Studio'da belli oluyor kendi siparişi. Aynen. Elmas kaç sene doldu ki? Ben olurum da siz biliyorum. Olur musun bilmiyorum da Allah bilir. Şimdi sen okula nereye gideceksin onu? Ordu. Sen de orduya gideceksin. Aynen. Melisa da Ordu'da da Melisa Ordu'nun en güzel ilçesinde. Ünye diye bir ilçesi var. Ve o orada ben de şeydeyim, merkezdeyim. Orada şey var. Bizim kızlar. O da çok şey ya. Onu da bayağı takip ediyoruz da. Var mı orada? Bizim kız evet. O bayağı... O da mı YouTube'a? Tam ben oraya gidince ona iletişim geçerim.
aşağıda Idır onlara bir şey söylüyor beyefendi. Kime ki? Tuğba'nın bu oğlun çok yaramaz senin valla. Allah hareketleri çekir de. Salih buraya gelir misin? Salih. Komiye Salih. Altına Salih. Bir şeyler yapıyor onlara. Bak döverler bak. Gel